Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan günahı devam ettirmek ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ne zaman ki o göz şimşek çakar, ay tutulur, güneş ve ay toplanır. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hayır, yok bir siper. O gün varılıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Doğrusu insan kendi nefsini görür. Bir takım özürler ortaya atsa da onu hemen okumak için dilini depretme. Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak bize aittir. Hayır, siz peşin olanı, dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. Yüzler de var ki o gün asıktır. Anlar ki kendisine bel kemiklerini kıran belalı bir iş yapılır. Hayır, hayır. Ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denilir. Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar. Bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk ancak Rabbinedir. Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı. Fakat yalanladı ve döndü. Sonra çalım sata sata ailesine gitti. Gerektir o bela sana gerek. Evet, gerektir o bela sana gerek. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? O, dökülen erlik suyundan bir damla sperm değil miydi? Sonra bir alaka embriyo oldu. Rabbi onu biçime koydu. Sonra şekil verdi. Ondan da iki cinsi, erkek ve dişiyi var etti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Sadakallahü nasip.